Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Moyer markasının Reiko isimli delay pedal hakkında bilgiler vereceğiz. Sevgili Zafer hocamızla beraber. Nasıl abi? Yani böyle az ve öz özelliği olan, 3 Evet. tane modu olan bir delay pedalı. Açıkçası üstünde analog, real echo, bir de tape echo diye özellikler var. Çaldın, dinle. Ön yorumun nasıl olur, ön görüşün? Güzel. Birazdan detaylı bakacağız ama Tabii yani. her zaman dediğim gibi ufak pedalları seviyorum. Aynen. Güzel bir şey. Artık insanlar da biraz en azından bazı pedallarda bu tarafa doğru yöneliyor. Ufak olmalarını istiyorlar setuplarının. O yüzden o anlamda güzel. Yani kendi klasmanında diyelim. Güzel bir pedal gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani özellik olarak böyle yani 3 tane temel delay pedalı olması benim de böyle hoşuma giden bir detay oldu. Bir de time'ı var. Feedback zaten her zaman olduğu gibi. Yani böyle minimal. Yani Yani böyle fazla bir şey vaat etmiyor ama aynen görevine dediğini de göre yapıyor. yani fiyat performans olarak Güzel. başarılı, eşit Aynen. yani. Ne gibi özellikler var arkadaşlar? Onları söyleyelim size hazır konusu gelmişken. Yine switch'imiz her zamanki gibi burada. Bastığımız zaman böyle hoş bir güzel bir mavi ledimiz var. Effect level. Şuradaki küçük switch'imiz 3 tane modülasyonu değiştiriyor. Analog, real echo ve tape echo seçeneklerini alıyor. Feedback'i biliyorsunuz tonun ne kadar uzayacağı, time'da ne kadar sık aralıklarla hareket edeceğini ayarlıyorsunuz. Öyle bir tap tempo falan vesaire gibi özellikler yok. Zaten dediğim gibi yani minimal bir pedal. Onu elle yapıyorsunuz, kulaktan duyup hallediyorsunuz. Bellidir zaten. Birazdan biz size detaylarını göstereceğiz. Gitar olarak onu da söyleyeyim arkadaşlar. Roland'ın VG5, G5 VG modelini kullanıyoruz. Bir süre daha bunu söyleyeceğiz. Artık böyle herkese öğrendiği zaman artık söylemeye geçeceğiz. Yeni yani bizim hem single hem humbucker midi manyetik olarak kullandığımız bir gitar. Biliyorsunuz şeyde de daha önce tanıtımını yapmıştık. Oturup izleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi tonlarına başlayalım bakalım. Küçük bir ara verelim. Son ayarlarımızı yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Gerekli ayarları yaptık. Şu an pedalımızı açıyorum. Şöyle ortalama bir hız yapalım. Analog moddan tonlarımızı Zafer Turuçer'e çalarken ben size tek tek bunları göstereceğim. Analog dili bilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha böyle bas. Yani sonu tekrar böyle daha koyu Daha gelir. koyu. Ondan sonra real echo ve tape echo. Tape echo'yu da biliyorsunuz. O zaten daha standart. Onu da dinleyelim tekrarını. Yani duyduğumuz aynı karakterde devam eder. Aynısını. Real echo'ya bir bakalım. Giderek kapanıyor. Giderek kapanıyor aynı. Bunda mesela daha çok solo'da böyle tercih edilebiliyor. Tabii tabii Hani yani şey çok de öyledir, değişik efsane hani kullanımlar. nedir o David Gilmour'un pedalı. Delay pedalı. Çok kullanılır. Ben kendim örnek vereyim dedim ama aklıma gelmedi. Bir yeşil olan. Yok ah demedim. Neyse. Aklıma gelmedi valla. O da öyledir. Mesela kimisi cevapları koyu sever. Bazen de haklılar. Bazen çok karışıyormuş gibi de gelebilir bazı sololarda tabii. Tercih yani tabii. Tercih tabii aynen. Şimdi mesela analog delay tonunda şu effect level'ı gösterelim önce. Mesela kısık. Hocam bir çalar mısın mesela? Hiç yok. Haliyle kapadım sonuna kadar. Şu an. Tondan daha belirgin. Evet, bu arada elin şeye çarptı, o yüzden hızlandı da hani yanlış Ha, anlaşılmasın aynen. arkadaşlar. Gibi. Mesela bunu İlk cevaba bakmak lazım. aynen ilk cevap hemen böyle daha Bayağı daha yoğun ve patlıyor. patlayarak geliyor. Sonra Evet. zaten hafif bir fade out durumu oluyor. Şimdi bu ayarlarda bir feedback'e bakalım. Hemen söndü. Söndü. Evet. Mesela biraz daha deminkinden biraz daha çıktı. Bayağı bir gidiyor. Böyle güzel oluyor ama biraz daha Evet. açalım.
Feedback çok açık ya. Aynen, öyle bayağı karışıyor. Bunlar çok tabii, yani ritim atılacak tabii tonlardan bahsetmiyoruz. Çok böyle. Ya yani cevap duyuyorsun diye kesik aynen, atmaya çalışıyorum öyle, o yüzden. Öyle. Yani normal ben hani kullanımından biraz bahsedersem bu kadar yoğun kullanacaksınız. Böyle hafif psikodelik bir durum olur. Ya yani da bir şarkı çalıyor. Atıyorum bir derdim var çalıyorsun. Falan ya da gibi Rayman'ın. Yani. Ama orada da mesela şey çok sık, hızlı yani. Orası biraz farklı bir şeyler de var. Evet, cevabı daha böyle şey geri dönüyor. Yani bu feedback orada daha darda yani böyle şey değil. Çok uzayan bir feedback yok açıkçası. Şimdi mesela diğer tonlarda da böyle değişik bakalım. Mesela Real Echo'da feedback'i biraz zorlarsak nasıl oluyor? Yine bir pedalda bahsetmiştik Emre, hani bu işte çaldığın armonide de önemli, çok uzayan sesler. Yani sen şimdi burada aykırı bir sese basarsan ikisi çakışır uzayan sesle. Ona dikkat etmek lazım onun Aynen, dışında. doğru söylüyorsun abi. Bir de böyle TPK'yu zorlayalım. Bakalım sonu nasıl olacak. Şarkı Ben de biter. DJ'lik yaptım yalnız ya. Valla. İyi oldu. Mesela TF Echo'da birazcık şeyi de kontrol edelim. Time'ı. Daha room reverb'e benzedi biraz. Aynen. Biraz korku filmi oldu oradan. Harika. Yani güzel. Şimdi arkadaşlar ufak bir ara vereceğiz. Yani foot switch'imde ufak bir sorun oldu. Böyle bir çalıştıramadım. Drive'a geçemeyeceğim. Ufak bir ara verelim. Amfi drive tonunu alalım. Ve biraz da solo tonlarında bakalım. Çünkü böylesine bir pedal drive tonunda da bence işe yarar diye düşünüyorum. Hemen küçük bir ara ve devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Drive tonundayız. Bu öylesine gelişi güzel yaptığımız bir şeydi. Şimdi biraz daha karakteristik takalım. Bir şey böyle yaratalım. Mesela atıyorum slow bir şey çalacağız diyelim örneğimizde. Ona göre bir yapalım. Ya ben kafama göre yapıyorum. Sen de müdahale edebilirsin bu arada Diyorsun. beğenmediğin yerlerde. Şöyle feedback'ini birazcık uzun tutalım hafif. Şöyle şu da şu seviyelerde kalsın. Bakalım bir nasıl olacak. Tabii ki de pena vuruşlarının ısısınız gerçek konuyla alakası yok diyebiliriz ama ona göre olmalı yani. Ben ona göre davranıyorum. Mesela senin Tamam, ayarladığın lütfen sese göre. sen Şimdi mesela. tamam. Şimdi. Biraz daha yavaşlatalım. Mesela feedback'ini biraz daha kısalım. Biraz daha böyle slow olsun, daha hafif yumuşak şeylerde mesela nasıl duyuyoruz? Seçenek oluyormuş açıkçası. Şimdi mesela tape echo'da biraz bakalım. Şöyle yine ortalama yapalım.
Bir de son olarak yine ben bu tarz böyle değişik hareketler yaparken bir de humbucker tonlarını da duyalım. Evet. Hemen alalım. Süper. Ben bu arada şunu unuttum. Evet. Şimdi evet. Köprü oldu. Ve onu bu arada niye 2 3 4 pozisyonu kullanıyoruz hemen kısaca söyleyeyim. Yani tanıtımında detaylı olarak anlattık ama bir normal humbucker tonu var. Birinci pozisyon olunca mesela köprüde bright humbucker diye geçiyor böyle. Yani farklı bir karakter oluyor. Hani ben o tonun çok bozulsun istemiyorum. Yani daha standart düşünsün yani diye şimdi arkadaşlar. Yani şimdi çalacağımız köprü. Veya evet. Humbucker Yani çok gibi. yakın olacak bu arada. Böyle inanılmaz büyük bariz bir fark yok ama ne bileyim öyle bir alıştım Ya öyle biz doğruyu devam ediyor. Ha, yapmak aynen için. doğru yapmaya çalışıyoruz diye oluyor aslında. Süper. Açıkçası Reko basit ama kullanışlı bir gitar pedal arkadaşlar. Yani temelde olan yani şimdi birçok delay pedalı var. Çok gelişmiş delay pedalları var. İçinde 10 tane Büyük falan, falan. 10 tane böyle ikili pedallı falan böyle yani looper'lı mooper'lı falan Ya filan. tercih aslında işte. E Yani muhakkak. mesela şimdi Umut'la da geçen Umut şimdi böyle bir delay pedalı getirmiş. Zebellah diyoruz yani. Zebellah yani üstlerinde tuşlar var uzay aracı gibi böyle Aynısın. ışıklar yanıyor falan bir şeyler böyle. Mesela kullanıyor mesela seviyordu o böyle. Evet. Oynuyor falan bir şeyler yapıyor. Mesela ben hiç öyle bir adam değilim yani. Minimal. Delay'le öyle evet yani öyle 4 tuş abi delay benim için 2 tuştur yani. Hani Tap en tempo. fazla aynen Bir tap de efekt tempo açma kapama. sahnede yani tap Değil mi? tempo Evet. bana lazım. Tercih mesela adam kullanıyor, seviyor. Gayet de Aynen. güzel kullanıyor. Aynen. Yani aslında biraz tarza göre de değişiyor. Tarz bir de kişisel bir şey. %50 %50. Hani böyle çok inanılmaz sololu ya da işte geniş bir repertuar varsa sizin repertuarınız var. Hani belki yani senin böyle takılmadığın belki sahnedeki farklı tarzları Umut belki efektli falan böyle hani daha Olabilir. renklendirebiliyor Olabilir. aslında tonunuzu genel olarak. Ondan sonra neticede görevleriniz farklı şeyler yapıyorsunuz Tabii sahnede yani tabii. iki kişi aynı şeyi çalacaksa ne gerek var iki gitara durumu oluyor açıkçası. Mesela o öyle biraz daha tonu renklendirebilir. Yani bir tane bir kişi de olması yeter ama iki kişi de olursa Çorba olur. abi olmuyor ya. Bence olmaz. Olan vardır, Farklı yapıyorlardır olmalı. bile İki ki yani. gitar zor bir şeydir İki zaten. gitar zor evet yani tamamen başka takılması lazım değil mi ikisinin yani Tabii. siz şimdi daha tecrübeli uzmanısınız Karakterlerin o konuda. ki şu anda biz ikimiz benim hani yıllardır kullandığım pedal vardı. Bilirsin Plexiton var. Aynen. Onu mesela Umut da aldı bir tane ondan. Şimdi daha dikkatli olmak zorundayız Evet yani. yani Çok böyle. ton ya hem yakınlaştı ama yakınlaştığı kadar da Yani çok uzakta olmamalı ama karakter olarak çok da yakın olmamalı. Kayboluruz zaten. evet. Öyle bir sorun var. Yani bambaşka iki şey yani bu şey gibi hep kameralarda da mesela iki farklı kamera Aynen. farklı renk görüntüsü oluyor mesela hiçbir zaman tutmuyor. Yani şimdi bir Tabii. tane bu sahnede mesela GoPro kullansak bir tane. Yani GoPro'nun rengi bambaşka mesela anladın mı? Yani bu kameraların bambaşka. Yani onun gibi Tabii. biraz hayal ediyorum. Yani o şey olmuyor böyle hani. Evet. Ses aynı yani şarkı aynı ama tonlar bambaşka geliyor. O da yani çekilen görüntü aynı, renkler bambaşka falan diye Aynen aklıma ona öyle bir benziyor, örnek evet. geldi. Reko, son olarak düşüncelerin nedir pedalla ilgili? Dediğin gibi hani sonuçta vaat ettiği şeyler az ve veriyor da bana hoş geldi Yani yani. analog tonu falan bana başarılı geldi. Baya baya analog Evet. şey geliyor yani. TPK da güzel. Teypeko da. O da Yani hoş üçü de geldi. aslında böyle yani şimdi her zaman şöyle düşünüyorum yani o yüzden cümleleri çok seçici ve dikkatli seçmek zorunda kalıyorum bu tarz cihazlarla ilgili. Çünkü inanılmaz göreceli şeyler ve hani Yanlış aynen anlaşılabilir. yanlış anlaşılabilir. Hani amacım kötülemek değil ama çok övmek
değil yani. Tabii. Güzel olanı güzel diyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Fiyatına göre çok pahalı bir fiyat delay skalasına değil. Evet, sahip delay bir marka pedalları değil. Pahalıdır. Evet, delay pedalları pahalıdır ondan sonra. Standartların biraz daha fiyatı altında ama Hı-hı. ona göre çıkan ton yukarıdaki fiyatlara, HDR tonlarına sahip. Evet. Tabii ki bu da göreceli. Hani ben şu an duyduğumu söylüyorum. Birçok senden de delay pedalı yaptık. Yapacağız da ilerleyen tarihlerde, Hı-hı. farklı zamanlarda, farklı markalar. Yani o yüzden hani böyle gayet setup'ta kenarda durabilir. Ufak tefek işlere giderken böyle ya şu koca delay'i de götürmeyeyim ama bu da yeter kesinlikle. Falan diyebileceğin durumlarda cepte bir tane kesinlikle. Böyle ufak bir pedalın olması mantıklı. Hem de 3 tane efekt seçeneği var. Zaten yani bunlar kullanılıyor. Diğerleri tamamen yani her böyle şey zevk. Şatafat, zevk falan evet. filan. Lazım değil. Bak onları hiç konuşmuyorum. Yine zevk işine giriyor zaten. Ama Hı. bence şu haliyle yeterli. Yani size her şeyi veriyor yani. Evet. Ben buyum diyor. Üstündekileri de veriyor yani. Yani zaten evet. uzmanlaşmışlar o konuda. Evet arkadaşlar. Bu videoda size Mohair'in Reko pedalını anlatmaya çalıştık. Umarım fikir sahibi olmuşsunuzdur. Ürünle ilgili gerekseden sormak istediğiniz sorular olursa info@gitartekniklerikom adresine mail atabilir, videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.